Rızla'nın burgulusunu yapıyoruz. Bir de böreğimiz var, o da kıymalı sarma börek. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş gördük efendim. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Evet. Hemen bu başlayalım. Hamur nasıl oldu? Okuyalım mı ama? Okuyalım. Falan hemen okuyalım. Nerede biz kopyanız? Biz tabii bizim kopyamız burada. Ayıştan okusun. İlk önce burgulu pizzayla başlıyoruz ustacığım. Peki. Buyurun. Peki hemen içindekileri söyleyelim. Bir su bardağı su. Bir su bardağı süt. Evet. Sıvı yağ, yumurta, maya, şeker, un. İçi içinse salça, kaşar, maydanoz, tereyağı. Tamam. O kadar. Zaten yan tarafa yazdık. Hamur ne kadar bekledi? Ne kadar dinlendi? Ortalama 20 dakika hamurumuz dinleniyor. Oda sıcaklığında. Evet, yani şöyle yapalım. İsterseniz bir tepsilik bir hamur söyleyelim size. Yani tamam. O yoğurduğumuz hamuru ikiye böldük. Ortalama 500-600 gramlık bir hamur. Siz onu hazırlarken ben salçamızı yumuşatayım mı? Yumuşat hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Tabii, şimdi buyurun. Çeşit çeşit maya var. Tamam. Yaş mayayı mı yoksa kuru mayayı mı tercih ediyoruz? Biz daha çok yaş mayayı tercih ediyoruz. Ne farkı var? Ya ne farkı var? Kuru maya hiç kullanmadım ben. Öyle toz maya falan kullanmadım. Hep yaş maya kullanıyoruz. Hep yaş maya kullanıyoruz daha çok. Peki bazen böyle mayanın bir kokusu oluyor ya. Mesela o yaş mayada sanki daha mı fazla oluyor? Daha fazla oluyor. Nasıl? Ya daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Biz kuru maya kullanmayız. Ya da şöyle yapın. Hamur işlerinde illa ekşi deriz, böyle ekmek için kullanırız ya. Mesela hamuru biraz arttırıp da bir kenarda tutmak lazım, o da mayadır. Şimdi biz pizza mı yapıyoruz önce? Şimdi pizza yapıyoruz. Bu pizza mı olacak? Bu bayağı büyük bir pizza olacak o zaman. Keseceğiz, dilim dilim yapacağız, katlayacağız, burgulu yapacağız. Burgusu nerede bakacağız şimdi? Bakacağız şimdi. Burgulu pizza yapıyoruz. Birazdan da kıymalı sarma börek yapacağız. Dayı ustam, orada büyütsek olur mu şu hamuru? Tabii ki olur. He. Ben salçayı alayım. Peki biz bu hamuru açamıyoruz. Ama tamam. Mahallede pideci var. Oradan alsak pide hamuruyla ya da fırından alsak ekmek hamuruyla. Olur mu? Olur. Tuzlu bir hamur. Niye olmasın? Ya mesela hamurlarda şöyle bir şey var. Yani tuzlu hamurda biz yumurtanın beyazında kullanırız. Sütte kullanırız, yoğurtta kullanırız. Onlar tabii daha çok lezzet katar. Yani tuzlu hamurda. Bir de yumurtanın şeker, beyazı be. Beyazı, süt. Süt. Yoğurt. Bunlar lezzet katar. Yoğurt falan çok iyi gelir. Mesela bir de şekerli hamur dediğimiz ay çöreği, punç hani bazen yapıyoruz ya. Bugün de yapacağız ay çöreği. Onunla da mesela tuz kullanmayız. Sadece şeker kullanırız. Tatlı ve tuzlu hamurlar diye ayırırız biz. Bismillahirrahmanirrahim. Canım. Kız ben seni yufka açarken de gördüm. Gör tabii ayol, neyim eksik? Hay maşallah. Kız benim neyim eksik? Evelallah. Kız maşallah vallaha. Bu arada. Ne yaptık? Üzerine kapattık. Heh. Oyunda geçmiş. Üzerine kapattık. Yarısını keseceğim. Bununla ne ölçtün ustam? Onunla çünkü işim var biraz. Bir dakika. Bak bak nasıl açıldı hamur, görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Onun damla ne olduğunu ben. Yapıştırıyoruz. Buraya mı yapıştırıyoruz? Evet. Tamam. İçinde bunun sadece salça ve kaşar var. Kaşar var. Üzerine tabii de maydanoz koydunuz. Zeytin falan da koysak iyi, o dilim zeytin güzel olur. Güzel olurmuş, aynen. Ha, dilim zeytin de olurdu. Peki bunu böyle yaptınız. Peki yaptık. Şimdi keseceğiz. Sonra keseceğiz. Dilim dilim keselim şöyle Raif Usta. Evet. Şöyle. Bu ne oluyor şimdi? Bu pizza mı bu? Pizza olacak. Burgulu. Aa. İlk defa görüyorsunuz değil mi? İlk defa görüyorum. Hiç görmediniz daha önce. Burgulu pizza hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Tamam. Ama bu değişik bir şey yani. Güzel bir şeye benziyor. İşte. Şimdi püf noktası burası. Evet, burada iyice bastırıyoruz bunu. Bak şu parçayı üzerine kapatacağım. Ben de burada öğrenmek istiyorum ki böyle enteresanlığı göreyim. Normal pizzadan çok daha şık bir görüntüsü olacak bence gibi. Bence de öyle. Bir tane de sopa bana ver. Tabii buyurun. Size de verelim mi zaten? Çabuk. Verelim tabii. Böyle ortaya yapalım. İz yapacağız. Biraz bastırarak. Sonra bükeceğiz. İzini yaptık. Biraz daha bastırıyoruz hamura işlemesi için. Ayıp tutalım tepsilere hemen ters koyalım. Ters. O öyle bu tarafa, doğru mu? Olur.
içini lezzetlendirin. Evde hangi malzemeler varsa. Siz isterseniz salam koyun, sucuk koyun, sosis koyun, zeytin koyun. Şimdi bu pişince nasıl olacak o bükme? Çok güzel olur. Çocuklara okula gitmeden önce beslenme çantasını yap, bir sınıfa gönder. Ne olacak anneler? Değil mi Kezban Hanım? Tabii canım. Şöyle bir kilo hamurdan bir sınıfa öyle şey çıkar. Vallahi pizza çok güzel çıkar görünüyor. Vallahi. Nasıl görünüyor? Vallahi güzel görünüyor. Beğeniyorsunuz ama değil mi? Güzel yaptıklarımızı. Güzel. Maşallah. Peki. Da. Vallahi Zahide yetişti mutfak bahanede. Kağıdı kalemi hiç elinizden bırakmayın. Sadece yarışma değil, mutfak bahane ama her şey şahane, şahane. Tarifler şahane. Yumurta süreceğiz. Sür hayatım o zaman, hemen sürelim yumurtamızı ya, da ayarlayalım. Fırçamız şurada Rayus'ta. Tabii ki. Şimdi bu ne kadar şişecek onu ona bakmak ya, lazım. Mayalı hamur biliyorsunuz kaç dakika dinleniyordu, mayalanıyordu? Yarım saat. 20 dakika. 20 dakika. Tamam, 200 derece. Yine evet. 20-25 dakikada hazır. Çıktık yola ama gördüğünüz gibi hiç böyle pizza yemediniz, ben hiç görmedim. Şahane ama bu burgulu pizzayı bir taraftan da gül pizzaya da çevirdik. Şahane bir görüntü. Üzerine mavi haşhaş koyduk, susam koyduk, fırına gidiyor. 200 derece. Siz neyi bekliyorsunuz? Sizi öbürüne bekliyoruz. Geçin hemen. Hadi geçiyoruz. Hadi öbürüne geçelim. 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza şahane pizzamız giriyor. Bunun çok daha incesini yapıp çay saatinde... Böyle servis de yapabilirsiniz. Ama baksanıza nasıl güzel oldu. Ay kendim yapar kendim övünürüm. Çok fena oldum ben. Şimdi hamuru bir kere yoğurduk ya. Aynı hamurdan çeşit ay, çeşit tarifler yapıyoruz. Büyüt ayıp büyüt. Ay dur ya, bu büyütme işi sen bana ver. Heh. Ne varsa, hangi harcınız kaldıysa, bak bunu böyle katık ediyoruz. En sonucuna söyleyeceksin. Bu arada bizim sadece 100 gram kıymamız kalmıştı. İşte 100 gram kıymayla şimdi koca bir börek yapacağız, aynen. Biraz soğan, soğanla kavurduk. O 100 gram biraz daha arttı. Sadece bak bir tarafını yumurta sarısıyla yaptılar, orası da yapışacak artık. Şimdi ben onu kesmeniz için size güzel bir bıçak getireyim. Büyük olsun daha iyi olur. Bir dakika, bu tırtıklı mı güzel? Büyükse. Bu çok keskin. Tamam. Şu elden ele bıçak. Verilmez. Aynen. Tebrik ederim. Neden verilmiyor acaba? Ya ben küçüklüğümden öyle öğrenmişim. Babaannem öyle yapardı. Ben de ne gördüysem onu yapıyorum. Tepsimizi biraz yağlıyoruz bu arada. 100 gram kıymayla şahane, inanılmaz lezzetli hem de koca bir tepsi börek yapıyoruz şimdi. Yarım kilo hamur. Yarım kilo da hamurdan. Tabii ya, bir kilo hamuru ikiye böldük ya. Yarısı burada, yarısı orada. Diğerinde yani pizzada. O da şimdi pizzada pişiyor fırında. Onu da göstereceğim size biraz sonra. Hem de minik minik porsiyonluk öyle börekler. Öyle yapalım. Aa, işte. Bak ne kadar güzel yapıyorlar. Bak bak. Süper. Şimdi bunu yoğurt sosla sonra güzel kıpkırmızı yağlı yoğurtlu finalde bir tamam, sosla. Bir tepsi sağ mı? Muhteşem. Yani, olur mu bir tepsi? Bir tepsi olacak gibi. Ona göre biraz daha bol bol yapmak lazım. Değil mi? Yatıp, yatıp, tamam şöyle. Yatık yatık yapmak lazım aynı. Ona göre. Tamam şöyle bir tane çıkarız aradan. Hemen şimdi yumurtamızı sürelim. Şahane oldu. Sürer misiniz? Ay sürerim. Ben de bekliyorum, bana da bir şey söyleyin de yapayım diye. Hmm. Vallahi çok güzel oldu. Susam mı? Şey harika. Mi? Az önce koyduklarımdan buna da koyalım mı? Bence. O haşhaş güzel olur ya. Bence mavi haşhaş şahane olur bunda. En keyifli kısmı. Ama yumurtayı çok sürmek iyi değil değil mi Raif Usta'm? Niye? Söyler misin? Yani... Yapışacak piştikten ya. Sonra tabii yumurtayı tepsi. Yumurtayı çok sevenler için. Ha. Ben de görüntüsü şahane kabuk oluyor. Yani o kadar çok sürülmez. Akmayacak. Yumurta akmayacak. Ya. Tepsiyi akmayacak tabii. Vallahi şahane oldu. Tamam, siz yumurtanızı az koyabilirsiniz.
Ama şu görüntüde efsane. 200 derece kaç dakika? Yine 20 dakika hamur işleri. Size aynı hamurla iki farklı lezzet yaptık. Ustalarıma teşekkür ediyorum. Biraz sonra onları alacağız ama ben bir misafirlerimi, artık yarışmacılarımı hem de cuma yani altınlara bu kadar yakınken davet ediyorum hemen. Aa, bunu görün, bunu görün. Hey, efsane olmuş. Bunu açabilir miyim şimdi? Açayım, bunu açıyorum. Ve sürpriz. Allah'ım bunu mutlaka yapmam lazım evde. Şahane oldu. Of of of. Şunu bir göstermem lazım size. Allah'ım sana geliyorum. Nasıl güzel görünüyor, nasıl güzel görünüyor anlatamam. Bunun bir 5 dakikası kalmış. Tamam, biraz içim çeksin. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.